Merhabalar arkadaşlar. Birey eğitim kurumlarının hazırladığı 9. sınıf deneme sınavının biyoloji soru çözümlerine hoş geldiniz. İlk sorumuz, yani ilk sorumuz dediğimiz fen bilimleri test kısmında 21. sorumuz. Proteinlerle ilgili verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomları bulundururlar. Arkadaşlar, proteinler için biz bunun doğru olduğunu söyleyeceğiz. Neden? Çünkü protein organik bir moleküldür. Organik moleküller karbon, hidrojen, oksijen atomlarının üçünü aynı anda bulundururlar. Proteinlerde ise ilave olarak ne vardır? Azot bulunur. Hücrede enerji verici olarak birinci sırada tüketilirler. Hücrede enerji verici olarak birinci sırada tüketilenler kimdi? Karbonhidratlar. Sonra yağlar, ardından proteinlerdi. Yani birinci sırada değil, kaçıncı sırada? Üçüncü sırada olacak. Yapı taşı olan amino asitler peptit bağlarıyla birbirine bağlanırlar. Evet, biz amino asitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanarak protein molekülünü oluşturduğunu söylemiştik. O zaman bunun da doğru olduğunu söylüyoruz ve cevap ne diyoruz arkadaşlar? 1 ve 3 diyoruz. Evet. Geldim 22. soruma. Yani aşağıdaki vitaminlerden hangisi günlük alınması gereken suda çözünen vitaminlerdendir diyor arkadaşlar. Biz vitaminlerimizi kendi içerisine ikiye ayırmıştık. Yağda çözünen ve suda çözünen vitaminler olmak üzere. Yağda çözünen vitaminlerimizi A, D, E ve K vitaminleri olarak kodlamıştık. ADEK diye söylemiştik. Suda çözünen vitaminlerimize ise B grubu ve C vitaminleri olarak ayırmıştık. O zaman suda çözünen vitaminlerimiz B vitamini olacak. Diğerlerinin yağda çözünen olduğunu söylüyoruz. Cevabımız o zaman nedir? B şıkkıdır arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Ökaryot bir hücrede organik besinlerin oksijen yardımıyla parçalanarak ATP üretimini sağlayan organel. Arkadaşlar, ökaryot bir hücrede diyor. Ökaryot dediyse ve ATP üretimini sağlıyorsa, oksijen yardımıyla diyorsa, biz ökaryot canlılarda bulunan zarlı organellerden, hatta çift zarlı organellerden bahsetmemiz lazım. Bunlardan da ne olacaktır cevabımız? Direkt mitokondri olacaktır. Hücre konusunda biz bundan bahsetmiştik. Oksijenli solunum yaparak ATP üreten bir organeldi. Sadece ökaryotlarda bulunuyordu, prokaryotlarda yoktu. Geldim bir diğer sorum arkadaşlar. Evet, bir hücre zarının şeklinden bahsediyor. Diyor ki, hücre konusunun anlatıldığı biyoloji dersinde İsmet öğretmen, öğrencilerin hazır bulunuşluklarını ölçmek için öğrencilere aşağıdaki görselin yer aldığı bir kağıt vermiş. Oldukça güzel bir soru arkadaşlar bu. Bize diyor ki, hücre zarı ile ilgili üçer madde yazmalarını istemiş. Ve İsmet öğretmen kağıtları incelemiş. Hangilerinin hazır bulunuşluk düzeylerinin yeterli olmadığı kanısını, yani yanlış bilgi veren öğrencileri tespit etmeye çalışıyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, bakalım Deniz'in cevaplarına. Deniz diyor ki, hücreyi dış ortamdan ayırır hücre zarı. Doğru. Yapısında çift sıralı fosfolipid tabakası bulunur. Evet, gördüğüm zaman doğru. Hücrenin dış ortamlı madde alışverişini sağlar. Deniz bu konuyu kavramış ve artık hazır bulunabilir diyebiliriz. Arkadaşlar, Feyza'ya baktık. Deniz'de sıkıntı yok dedik. Feyza'ya baktık. Yapısında protein ve yağ bulunurken karbonhidrat bulunmaz. Arkadaşlar, bakın burada neyi gösteriyor? Karbonhidratı görünüyor. O zaman bu bizim için gitti. Yapısında madde alışverişini sağlayan porlar bulunur. Evet. Yapısındaki yağlar trigliserit. Trigliserit değil. Biz bu yağların nasıl olduğunu söylemiştik. Fosfolipid şeklinde. Feyza'nın demek ki bize eksikleri var. O zaman Feyza'nın olduğu şıkları bırakacağım, gerisini eleyeceğim. Geliyorum Beyza'ya. Arkadaşlar, Beyza ne demiş? Hücreye şekil ve desteklik sağlar. Evet, şekil veriyor, desteklik sağlıyor. Polimer maddelerin geçişini sağlayan kanallar bulundurur. Arkadaşlar, polimer maddeler geçiş yaparken kanallardan değil, endositoz ya da egzositoz şeklinde geçiş yapar demiştik. O zaman Beyza'nın da yanlış söylediğini kabul edersek cevabımız ellerine oluyor. Sıla'ya da bakalım. Yapısındaki fosfolipitlerin hidrofobik kısımları içe dönük şeklinde yerleşmiştir.
fosfolipidlere şöyle bakmıştık. Baş kısmı suyu seven, yani hidrofilik. Kuyruk kısmı sudan kaçan, yani hidrofobik demiştik. Evet, hidrofobik kısımları içeriye doğru yerleşmiştir. Şöyle sıralandığını düşünebiliriz. Glikoprotein ve glikolipidler özgül yapısını oluşturur yapısında. Evet, kişiye özgüdür demiştik. Monomer maddeleri geçirebilir. Evet, bunu da yine doğru kabul edebiliriz. O zaman cevabımız ne oluyor? Edirne oluyor arkadaşlar. Geçtik 25. soruya. Arkadaşlar, aktif taşıma ile ilgili hangileri doğrudur? Moleküllerin az oldukları yerden çok oldukları yere geçiştir. Evet, ve böylelikle arkadaşlar ne demiştik? Aktif taşıma sonunda ortamlar arasındaki yoğunluk farkı artar demiştik. Difüzyondan farkı, difüzyonda ortamlar arası yoğunluk eşitlenirken aktif taşıma da artar demiştik. Sadece canlı hücrelerde görülür. Evet, aktif taşıma çünkü ATP'ye ihtiyaç duyar ve ATP harcanır olarak da söylemiş. Cevabımız Edirne'dir. Devam ediyorum. Ve geldik 26. sorumuza arkadaşlar. 26. sorumuzda ise diyor ki bize, aynı familya üzerinde incelenen canlılar hangi sınıflandırma basamaklarında kesinlikle bir arada bulunurlar? Hemen sınıflandırma basamaklarımızı yazalım. Neydi sınıflandırma basamaklarımız? Tür, cins, familya, takım, sınıf, şube ve alem. Demiştim ki arkadaşlar, alem daha geniş kapsamlıdır. Bütün canlıları kapsar. Tür ise daha nesneldir, tekildir. O zaman bize diyor ki, aynı familya içinde incelenen canlılar hangi sınıflandırma basamaklarında kesinlikle bir arada bulunurlar? Aynı familya diyorsa, yani bunların familyaları mı aynıymış? Arkadaşlar, familyaları aynıysa bunların neleri aynıdır kesinlikle? Alemleri, şubeleri, sınıfları ve takımları aynıdır. Yani kendinden daha büyük olan kısımları aynıdır. Küçük olanların aynı olup olmadığını bilmiyoruz. O zaman cins aynı değildir, tür aynı değildir ama nesi aynıdır? Sınıf aynıdır diyoruz. O zaman cevabımız ne olacak? Yalnız 2 olacak arkadaşlar. Evet, geçiyoruz bir diğer soruya. Evet, Japon balığının bilimsel adı verilmiştir arkadaşlar. Bakıyorum neymiş? Karasius auratus'muş. Bu bir tür ismi mi? Japon balığı eşittir bir tür ismi. Tür ismine baktığım zaman ayrıntılı olarak iki kelimeden oluşuyordu arkadaşlar. O zaman Z için tür adı diyebilirim. Biz demiştik ki tür iki isimden oluşur. Bunlardan birincisine cins adı, ikincisine ise tanımlayıcı ad deriz demiştik. Direkt bunları bizim yerleştirmemizi istemiş arkadaşlar. Ne oluyor? X tanımlayıcı addır diyor. Yanlış. Y cins ismidir. Yanlış. Z tür ismidir. Evet, Z bizim için nedir? Tür ismidir diyoruz. Böylelikle de cevabımız ne oluyor? C oluyor. Evet, 5 farklı omurgalı canlıya ait kemik yapısı gösterilmiştir arkadaşlar. Buna göre hangileri doğrudur? Biz şöyle söylemiştik. Canlılarda bulunan organlarla ilgili homolog organlar ve analog organlardan bahsetmiştik. Homolog dediğimiz zaman arkadaşlar neyden bahsediyorduk? Kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlardan bahsetmiştik. Analog organlarda ise köken farklı, görev aynı olan organlardan bahsetmiştik. O zaman bakalım. İnsan kolu ile kedi bacağı analog bir organdır diyor arkadaşlar. Biz insan kolu ve kedi bacağının ikisinin de ön üye ve görevlerin farklı olduğunu söylemiştik. Yani insan kolu tutmaya ama kedinin bacağı yürümeye yararken arkadaşlar, o zaman bu analog değil, homolog bir organdır. Bir gitti. Birin olduğu şıkları atıyorum. Devam. Yarasa kanadı ile yunusun yüzgeci homologdur. Evet. Her ikisi de ön üye şeklinde düşünebiliriz. Ancak görevleri farklıdır. Bunlar homologdur. Atın bacağı ile yarasanın kanadı. Evet, atın bacağı ile yarasanın kanadı ikisi de ön üye. Ancak bunların üstlendikleri görevler farklıdır. Direkt homolog yapıyı anlatmış bizim için. Cevabımız
Edirne oluyor. Geldim bir diğer sorumuz arkadaşlar. Kaçıncı? 29. soru sanırım. Tüm bakterilerde ortak olmayan, arkadaşlar hücre zarı ortaktır, hücre duvarı ortaktır. Nükleik asit dediği mutlaka bunların DNA'ları vardır, ribozom da vardır. Ancak bazı bakterilerde kamçı, bazılarında sil bulunur. Yani ortak değildir diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan oluyor. Ve son sorumuz, protist alemiyle ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar protista alemi prokaryot hücre yapısına sahiptir diyor. Protistaların biz ökaryot canlı yapısında olduğunu söyleyeceğiz. Devam. Ototrof ve heterotrof olan türleri bulunur. Evet, ototrof olan kendi besinini kendisi üretebilen öglana ve arkadaşlar dışarıdan hazır olarak beslenebilen işte paramezyum olarak da söyleyebiliriz. Doğru. Harekette olan türlerinde sil, kamçı, yalancı ayak gibi yapılar bulunur. Bunu da alırsam o zaman cevabımız ne olacaktır? Denizli olacaktır arkadaşlar. Evet, biyoloji sorularının çözümleri şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki çözümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.